Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlarımız, Mavera'dan merhabalar. Bugün sizlerle kendimize dair önemli bir durumdan bahsetmek istiyoruz, konuşmak istiyoruz, anlamaya çalışmak istiyoruz. Çünkü her birimizin zaman zaman yaşadığımız bir durumdur. Ruh sıkıntısı, sıkılmak, ruhumuzun sıkılması. Bazen bir daralma şeklinde, bazen bir karanlık şeklinde, bazen bir sıkışma şeklinde hissettiğimiz, neden olduğunu tam bilemediğimiz, adını net bir şekilde koyamadığımız ruh sıkıntısı. Hangi bilgi düzeyinde olursak olalım, hangi imkanlara sahip olursak olalım, erkekte olsak, kadında olsak, zenginde olsak, fakirde olsak zaman zaman içine düştüğümüz düşme tehlikesine sahip olduğumuz bir durum bu ruh sıkıntısı. Bugün Mavera'da sizlerle bu ruh sıkıntısını anlamaya çalışacağız. İnsanın ruhu neden sıkılır? Neden kaynaklanır bu hissettiğimiz ruh sıkıntısı? Bu gerçekten ruhumuzun sıkıntısı mıdır? Bunu bilemem ama bizim o iç sıkıntımız neden kaynaklanır? Sevgili izleyicilerimiz, Üstad Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat isimli eserinde bu konuda çok önemli iki tespitte bulunuyor. Bunun birincisi şu, diyor ki Bediüzzaman, zulmeti kalp ruh sıkıntısının menbaıdır. Zulmeti kalp ruh sıkıntısının menbaıdır. O bahsettiğimiz ruhumuzun sıkılması, iç sıkıntısı neden doğuyor? Cevabı şu zulmeti kalpten doğuyor. Bunun ne olduğunu anlamaya çalışacağız, üzerinde düşüneceğiz birazdan. Ama zulmeti kalp burada bir şifre bu, bir anahtar. İkinci önemli tespiti şu; sıkıntı sefahetin muallimidir. Sıkıntı da kendi başına kalmaz. Ruhumuz sıkıldığında bu sıkıntı sefahete yol açar. Yani ahlaksızlığa yol açar. Allah'ın istemediği bir şekilde yaşama meyline yol açar. Sevgili dostlar, şimdi bu iki önemli tespitten bahsettik. Bu iki önemli tespiti açarak anlamaya çalışalım beraber. Ruh sıkıntısının kaynağı olarak Üstad Bediüzzaman zulmeti kalp ifadesinden bahsetmişti. Zulmeti kalp. Peki ne demek bu zulmeti kalp? Bunun üzerinde durmamız lazım. Çünkü bunu çözersek çok şeyi çözmüş olacağız. Zulmeti kalbin ne olduğunu öğrendiğimizde çok şeyi çözmüş olacağız. Değerli izleyiciler, zulmeti kalp, kalbin zulmeti demek. Zulmetse karanlık anlamına geliyor. Karanlık, karanlık. Zulmeti kalp, kalbin karanlığa düşmesi demek. Sevgili izleyiciler, şu alemde malumunuz, şu alemde karanlık diye bir şey yoktur. Ya yani ne vardır? Işıksızlık vardır. Işıktan mahrum olmak vardır. Işığın nüfuz etmemesi hali vardır. Karanlık diye müstakilen bir varlık yoktur. Karanlık ışık varlığı olmadığında zaten gerçekleşir. Şimdi bu tabirlere ihtiyaç var mı diyeceksiniz. İhtiyaç var olduğu için söylüyorum. İhtiyaç var çünkü normal bizim şu karanlık aydınlık örneğimiz üzerinden düşüneceğiz. Aynen kalbimizin aydınlığını, karanlığını ki o zulmeti kalpten, kalp karanlığından kurtulalım. Daha ötede ruh sıkıntısına karşı dayanıklılık kazanalım, ruh sıkıntılarından uzak durmuş olalım. Bu kalbin karanlığı da karanlık kavramını anlamaya bağlı. Az önce ifade ediyordum ki karanlık diye bir şey yok. Işık olmadığı zaman karanlık olur. Aynen bu şuna benziyor. Soğuk var mıdır? Soğuk. Soğuğu hissediyoruz. Normalde soğuk diye bir kavram yoktur. Nedir soğuk? Soğuk eşittir. Sıcaklığın olmaması. Yani normalde olan veya olmayan ısı. Işık da öyle. Isı olmadığı zaman soğuk hissediyoruz. Isı olduğu zaman sıcak hissediyoruz. Işık olduğu zaman aydınlık görüyoruz. Işık olmadığı zaman da karanlık bir alem biz algılıyoruz. İşte karanlık da bu demek. Şimdi bizim kalbimizde karanlık veya aydınlık hal yaşayabiliyor. Sevgili izleyiciler, çok benim hoşuma giden bir örnek takdim etmek istiyorum. Bizim kalbimiz saraylarda yer alan avizeli salonlara benzer. Bazen düğün salonlarında da görüyoruz ya avizeli salon, aynalı salon, eski Osmanlı'dan kalmış olan köşklere, kasırlara saraylara gidiyorsunuz. Onlarda da rehberiniz sizi gezdirirken diyor ki burası bu gördüğünüz o koca mekan gösterişli şaşalı debdebeli. Burası avizeli salon diyor. Bizim kalbimiz de saray içerisinde yer alan avizeli salona benzer. Öyle bir avizeli salon ki her bir avizenin bağlı olduğu ayrı birer elektrik düğmesi var. Şu salonumuzda 100 tane ayrı avize düşünelim. Bu avizelerin her birisinde ayrı ayrı ampuller takılmış. Ve her bir avizenin bağlı olduğu bir tane düğme var. Hepsini ayrı yerden açıyorsun, kapıyorsun. Böyle bir salon. İşte bizim ruh sıkıntımız bu avizelerin sönmesinden doğuyor. Bu avizeler aydınlık olduğu zaman, çalıştığı zaman, yandığı zaman biz rahat ediyoruz, huzurluyuz, mutluyuz. Ama bu avizeler karardığında söndüğünde biz bundan huzursuzluk duyuyoruz mutlu olmuyoruz hoşumuza gitmiyor. Değerli izleyiciler peki o zaman şu sorunun cevabını vermek lazım. Bizim bu kalp salonumuzdaki avizeler nasıl kararır? Nasıl söner? Veya nasıl düğmeye basılır nasıl açılır? Kalbin içine ışık nasıl verilir? kalbin içindeki ışık nasıl söndür söner ya yani söndürdüğü demek çok doğru değil çünkü insan herhalde istemez bunu isteyerek söndürmüş olmayız ama nasıl söner bunu bilmek lazım ki elektrik gidiyor ya bazen elimizde değil irademiz dışında elektrik ne zaman gider ne olur da ampul patlar ne olur da şalter atar sigorta yanar ne olur yani bizim bu kalbimizin aydınlanma düzenleyini aydınlığını karanlığını bilmemiz öğrenmemiz lazım Sevgili izleyicilerimiz, kalbimiz Allah'ı anmakla ışık bulur. Avizeleri yakan elektrik, elektrik Allah'ı anmaktır. Bu anlamda imanı, yani Allah inancını başlı başına biz elektriğe benzetebiliriz. Çünkü elektrik olmazsa en muhteşem avizeyi koy, 100 tane ayrı ampul ona bağlı olsun, Mesela şu Kocatepe Camii'nin içerisinde görmüşsünüzdür dev bir avizemiz var. Dev bir avize, müthiş, harika. Ama o kadar dev, yani tonlar ağırlığındaki bir avize de olsa elektrik yoksa faydası oluyor mu? Olmuyor. Elektrik olması lazım. Bizim kalp avizelerimizin elektriği Allah'a imanımız. Eğer biz Allah'ın varlığına inanmıyorsak zaten baştan karanlıktayız ve aydınlanma imkanı yok. Allah'a iman etmeyen insan için, Allah'ın varlığını, ahiretin varlığını kabul etmeyen insan için aydınlık yok. Aydınlık imkanı da yok. Düğmeye bas kapat, bas kapat. Elektrik yok. Avize çalışmayacak. Ampulleri donat, sıfır ampul tak. En iyisinden al koy. Yok. Elektrik yok çünkü. Allah'a imanımız bizim kalp avizelerimizin elektriği. Ve ışık kaynağı da öncelikle Allah'ı anmak, Allah'ı zikretmek, Allah'ın seveceği işler yapmak ve Allah'ın yasaklarından kaçınmış olmak. Değerli dostlar, Kur'an-ı Kerim bize bahsediyor değil mi? Ra'at suresinde kalbin tatmininin Allah'ı anmakla olacağından bahsediyor. Bu Allah'ı anmak bizim her işimizde her zaman zihnimize, hatırımıza Cenab-ı Hakk'ı getirmemiz demek bir yönüyle de dilimizde Allah'ın adını zikretmemiz, Allah Allah diye bunu ifade etmemiz demek. Veya Allah'ın bazı isimlerini zikretmemiz, La ilahe illallah deyişimiz demek. Ama her ikisinin de temel esprisi ve merkezi şu, Cenab-ı Hakk'ı hatırlamak. Her ortamda, her durumda Cenab-ı Hakk'ı hatırlamak. Cenab-ı Hakk'ı hatırlamak bizim kalp avizelerimizde düğmeye basmak demek. Işık veriyor bize ışık veriyor. Voltajını yükseltiyor. Aynı şekilde Allah'ın razı olacağı her amel bizim kalbimizin aydınlığını güçlendiriyor. Mesela Kur'an okuduk, kalbimiz şarj oluyor, aydınlanıyor. Namaz kıldık, kalbimiz şarj oluyor. İhtiyaç sahibi bir arkadaşımızın ihtiyacını karşıladık. Bu Allah'ın razı olacağı bir iş. O zaman yine aydınlığımız çoğalıyor. Tam tersi Allah'ın razı olmayacağı bir işte bulunduk. Allah korusun ki, Allah korusun, yalan söyledik, gıybet yaptık, iftira ettik, içki içtik, faize bulaştık, faizli bir işlemi kaydettik. Ya faizli işlemde bizim de görevimiz oldu. O zaman bunlarda da kalbimiz yavaş yavaş kararmaya başlıyor. O yüz tane avizenin içinde yüzer tane ampul olduğunu düşünelim, on bin tane ampul yapar. Bu on bin tane ampul yavaş yavaş sönmeye, 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 sönmeye başlıyor. Artık bu karanlık loş hale gelmeye başladığında, aydınlık eksikliğini ciddi şekilde hissetmeye başladığımızda da o zaman biz diyoruz, "Ah bir sıkıntı var. Bir bir, bir şey bir ferahlık yok." Yani bir bir şey hissediyorum, tarif edilmez bir sıkıntı hissediyorum diye sinyalleri almaya başlıyoruz. Sevgili izleyiciler şunun altını çizmek istiyorum. Bu sinyalleri alabilmek de Allah'ın lütfudur. Bazı insanlar kalbi tamamen kapkara olmasına rağmen, kalbinde bir ampul bile sağlam kalmamış olmasına rağmen yine de maalesef o sinyali, o kalbin benim şu anda karardığı aydınlat mesajını, o ruh sıkıntısını, iç bunalımını hissetmezler. Bazı insanlar bunu hissetmiş, umursamamış, hissetmiş, umursamamış, hissetmiş, umursamamış, sonuç artık o ruh sıkıntısını da hissetmez hale geliyor. Ki artık ondan sonra geri dönüş imkanı maalesef çok zorlaşıyor. Kalmıyor demek doğru değil ama çok zorlaşıyor. Şu anda biz bunları hissedebiliyorsak bizde ümit var demek. Bizim o zaman ya benim bu kalbimi Karanlıklarından temizlemem lazım, aydınlatmam lazım, ampulleri yenilemem lazım, elektrik düğmelerine basmam lazım diye bir mesaj almamız lazım. Çünkü günahların her biri bir ışığımızı söndürür. Bazıları devamlı icra edildiğinde, günahlar, günahlar devamlı, umursamaz şekilde az önce paylaştığım gibi icra edile edile artık ampulü patlatır. Bir kısım günahlar sigortayı attırır bazı günahlar dolayısıyla kalıcı hasarlara yol açabilir. Bu çok tehlikeli, çok kritik. Allah'a sığınıyoruz. Allah'tan kalp avizelerimizi parıl parıl parlatmasını, tamir etmesini ve kalbimizin çok aydınlık, çok aydınlık gündüz güneşli bir günde gündüz güneş alan bir pencerenin önündeymiş gibi bir hal yaşamasını nasip etsin. Çünkü aksi halde bizim kalbimiz sıkılıyor, daralıyor. Dünyadayken böyle. Dünyanın öbür tarafı kabir karanlığı, kalbin karanlığı kadardır aşağı yukarı. Bu tabir doğru mu bilmiyorum ama hoşuma gidiyor. Çünkü çok şey ifade eder. Tam doğru olmayabilir ama çok şey ifade eder, önemli bir ders verir. Kabir karanlığı kalbimizin karanlığı gibidir diyelim. Biz kalbimizi burada karanlık hale getirdiysek çünkü bu bizim irademize bağlı. Bu bizim kendi yaptıklarımızın sonucu olur. Biz kalbimizi dünyada kararttıysak o zaman kabrimiz de karanlık olur. Allah'a sığınınız bu durumdan. Allah'ın lütfuyla inşallah aydınlığa çıkmayı her birimiz Allah nasip etsin. Efendim başta bu ruh sıkıntısını açıklayan Bediüzzaman'ın mektubatta iki tespitinden bahsetmiştik. Bunlardan birincisi hatırlayalım yeniden. Neydi? zulmeti kalp o ruh sıkıntısının kaynağı olarak gösteriliyordu menbaı olarak. Kalbin karanlığı. Kalbin karanlığı nedir nasıl olur bunlardan bahsetmeye çalıştık. Üstad Bediüzzaman'ın ikinci önemli tespiti ise şuydu sıkıntı sefahetin muallimidir. Sıkıntı da kendi halinde kalmaz. Yani bir insan ruh sıkıntısı yaşadı o ruh sıkıntısının anlamını çözemezse onun kalp karanlığından olduğunu bilemezse ve ona tedavi olarak Allah'ı anmayı, imanını güçlendirmeyi, günahlardan uzak durmayı, Allah'ın razı olacağı iyi, güzel, hayırlı işleri yapmayı bir tedavi olarak uygulamazsa bu manevi hastalık derinleşir. Ve manevi hastalık derinleştiğinde sıkıntı sadece sıkıntı olarak kalmaz. Bu çok daha büyük tehlike bu. Bu çok daha büyük tehlike. Sıkıntı, sıkıntı halinde kalmayıp ne yapar? Yanına sefaheti takar. Sefaheti. Sevgili izleyicilerimiz, sefahet ne demek? Sefahet tam olarak yasaklanmış olan zevklere düşkünlük demek. İnsan ruh sıkıntısına düştüğünde kendini zevke eğlenceye verir. Yani bu o demek. Peki niye versin? İnsan niye kendisini ruh sıkıntısı yaşadığında zevke eğlenceye versin? Çünkü sıkılmış, sıkılmış olan insanın kendi kabuğuna çekilmesi falan lazım değil mi? Bediüzzaman diyor ki hayır. Ruh sıkıntısı bu ruh sıkıntısı. Ruh sıkıntısı kalp kasveti insanı sefahete çağırır. Çünkü sıkıntı insanı üzdüğünde İnsan bu acıyı hissetmek istemez. Aynen bu bedensel hastalıklarımızda olduğu gibi başım ağrıyorsa ne yapmak isterim? Bu başımın ağrısından kurtulmak isterim. Bacağım ağrıyorsa bacağımın ağrısından kurtulmak isterim. Yani bu acıyı hissetmek istemem. Bu da nasıl olur? Acıdan kurtulmak ya şifayı bulmakla olur ya da acıyı hissetmez hale de olur. Yani uyuşmakla olur. Şimdi benim diyelim Allah muhafaza buyursun her birimizin başına gelebilir bu. Diyelim ki bileğim burkuldu ve çok acı çekiyorum ben hastaneye gittim. Bunun tedavi edilmesi lazım. Tedavi edilmesi hemen olmuyor. O zaman ne yapıyorlar? Tedavi sürecinde beni rahatlatmak için iğne yapıyorlar, ağrı kesici veriyorlar ve uyuşturuyorlar hekimler, sağlık görevlilerimiz uyuşturuyorlar. Ve biz o uyuşukluğu hissediyoruz. Öyle olunca acıdan kurtulmuş oluyoruz. Aynen bunun gibi ruh sıkıntısı yaşayan insan da bir şeylerle kendisini uyuşturmak ister. Ve kendini uyuşturarak o ruh sıkıntısının, kalp karanlığının kendisinde uyandıracağı acıyı hissetmekten uzaklaşmak ister. Acıdan uzaklaşmak ister. İşte bu zevk ve eğlence, haram lezzetler veya boş faydasız malayani işler bunlar ne yapar? Bunlar bu acının üzerini örtmeye, insan zihnini uyuşturmaya yarar. Bunun için sıkıntıya düşen insanlar, ruhu sıkılan insanlar sefahete doğru adım atarlar. Allah korusun sefahete doğru, eğlenceye doğru, haramlara doğru, meşru olmayan Allah'ın yasakladığı zevkleri tatmaya doğru adımlar atarlar. Ki bu şekilde o acıyı hissetmez üzerini kapatmak, kapatmış olmayı isterler. Sevgili dostlar, bu daha büyük bir tuzak. Çünkü o tuzakla biz o sinyali almaz hale geldiğimizde üzerine kapayıp bu, bu bu meseleyi artık kapatalım düşünmeyelim bunu unutalım dediğimizde o zaman gereğini yapmaz hale geliriz kalıcı halde şifa bulamayız tekrar tekrar altını çiziyorum kalbimizin şifası o kalp avizelerimizi yakmaya aydınlatmaya bağlı kalp avizemizin yanması için önce elektrik lazım elektrik Allah'a imandır Sonra bu her bir avizenin düğmesine basıp basıp yakmak lazım. O düğmelere basmamız demek Allah'ı anmamız demek. Kur'an okumamız demek, namaz kılmamız demek, haramdan kaçınmamız demek. Yani her bir yaptığımız ibadet haramdan kaçınmak da ibadettir. Her bir ibadet gidip bir tane düğmeye basmak ve avizeyi açmak demek. Her bir ibadet Kur'an okumaya her oturuşumuz bir elektrik düğmesine basmak avizeyi aydınlatmak demek. Bir haram görme ihtimalimiz vardı. Estağfurullah dedik gözümüzü kaçırdık. Bir faiz çok fırsat olarak karşımıza çıktı. Allah'a sığınırım dedik kabul etmedik. Bunların her birisi gidip bir düğmeye basmak demek. Ve kalp avizelerimizi aydınlatıp o zaman bizim ruh sıkıntılarımızdan kurtulup artık eğriye eğri doğruya doğru diyebilir bir gönül saffetine ulaşmamız demek. Sevgili izleyiciler, insanın asıl huzur ve mutluluğu kalbi aydınlatmasından ve ruh sıkıntısından böylelikle gerçek anlamda kurtulmakla gerçekleşir. Allah bunu her birimize nasip etsin inşallah diye dua ediyoruz. Bazen şunu hatırlayalım, insan bu uyuşturma işlemini, o zihin uyuşmasını, günahlarla, sefahetle, eğlenceyle, zevkle gerçekleştirir. Bazen de hırsla kendini işe vererek, işkoliklikle, yani işten artık mana, hayatını hiç düşünmez, aile hayatını hiç düşünmez hale gelmekle, bazen de gereksiz ilgi alanlarıyla, futbolla, bir sanatçıya duyduğu hayranlık onun posterlerini toplamak, kasetlerini biriktirmek falan bunlarla Bazen de bilgisayar oyunlarıyla, sosyal medyayla falan. Bunlarla, bunlara saplanmakla bu acılarını uyuşturmaya çalışır. Bizim ruh sıkıntımız varsa bunu hissediyorsak, o zaman yapmamız gereken uyuşturmak bundan kaçmak değil, bununla yüzleşip gereğini yapmaktır. Tekrar üçüncü kez ifade ediyorum. Kendimi hatırlatma olsun diye ve çok önemli olduğu için bu. Bizim ruh avizelerimizin elektriği Allah'a imandır. Ondan sonra her bir düğmeye basıp basıp bizim ışıkları yakmamız lazım, aydınlatmamız lazım kalbimizi, onlarda ibadetler ve haramlardan kaçınmak, Allah'ın adını çokça zikredip almaktır. Allah gönüllerimizi aydın eylesin inşallah, kabrimizi de kalbimizi de aydınlık, huzurlu, ferahlı eylesin diye dua ediyoruz. Allah'a emanet olunuz, bir başka maverada görüşmek üzere, hoşçakalın.